Efendim abla? Sen iyi misin? Senin sesin niye öyle geliyor? Dudu, gözünü seven bana bir akıl ver. Ben ne edeceğim hiç bilmiyorum. Ne oldu abicim? Anlatsana bir. Dur bir. Mavi hamile. Ne güzel haber bu, süper. Dur bir dinle dinle. Halise annem öğrenince konağa geri çağırdı bunları. Ben de torun olacağım duyunca insafı geldi zannettim. Emme yok Dudu, bu kadın şeytan. Mavi'ye içsin diye bir çay almış. Çayın içindekileri bir bilsen kadının bebeğini düşürtecek. Beni bak Dudu, senede bir şey yapmış olmasın? Çay may bir şey içitmiş miydi senede? Ay hayır abla, olur mu hiç öyle şey ya? Hem Halise Hanım böyle koca karı ilaçlarıyla uğraşacak bir kadın değil. Kesin sen yanlış anlamışsındır. Ablam benim çok işim var, ben kapatıyorum. Sen kafana takma böyle şeyler. Hadi öptüm. İyi madem. Allah Allah. Sıkıldım. Öyle çok yavaş ilerliyor. Sana sorunumuzu çok daha hızlı çözecek bir şey yollatıyorum. Hayırlı olsun Dudu. Manada işe başlamışsın. Güven Bey genel müdürlük teklif etti. Yani çok iyi bir fırsattı benim için, bunu kaçıramazdım. Sen de biliyorsun zaten Sancar abi, daha önce çalıştım Marina'da. Tecrübem var. Bana karşı kendini mahcup hissetme. Çalışıyor olmanı gınayacak değilim. Ama kendini yanlış edip de hata yapma, tamam mı? Kullandırtma kendini. Bak ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın. Arada Gülsü'ye var. Sen aileden sayılırsın. O güven seni bir şeye zorlarsa çekinmeden bana gel, tamam mı Dudu? Teşekkür ederim. Ama şimdilik her şey yolunda. Olsun, bu kafanda dursun da yarın bir gün seni bir şeye zorlarlarsa kendini yalnız hissetme diye söylüyorum. O Sedat'tan da uzak dur. Güven onun yanına hukukçu diye almış. O herif sağlam ayakkabı değil. Sedat Bey mi? Bana hiç öyle gelmedi. Niye öyle dedin anlamadım. Sen ne diyorsun Dudu? O herif psikopat. Mavi'nin peşinden geldi buraya. Güven sırf bana düşmanlık yapsın diye yanında tutuyor. Anlamadım. Mavi ile ne ilgisi var? Sen bilmiyorsun tabii. Mavi'nin nesli kocası o. Seni kaçak durumuna düşüren, Mavi'yi hastanelik eden Sedat mı? Senin dünyadan haberin yok.